Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Binance TR'yi kullanmayı ve Binance TR ile ilgili ufak tefek bizim kullandığımız püf noktaları göstereceğim bir video olacak bu videomuz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir paylaşırsanız çok sevindim. Kanalımız 20.000 aboneye ulaşmak üzere 100 abonemiz kaldı. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler bize destek verdikçe bizler de elimizden geldiğince sizlere video ve içerik üretmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar videomuzdaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu belirtmek istiyorum ilk başta. Uygulamamıza geldiğimiz zaman sağ üst köşede kendi profilimizi görüyoruz arkadaşlar. Buradan kimlik doğrulama, güvenlik, işte ayarlar. Şurada gördüğünüz gibi koyu mod, beyaz mod gibi seçeneklerimiz var. Burada da ayrı yeten para birimimizi dolar ve Türk lirası olarak değiştirebiliyoruz. Binance TR'nin ne özelliği var global binanstan? Türk lirası yatırıp, bankamızdan Türk lirası yatırıp rahat bir şekilde... Türk lirasıyla alım satım, Bitcoin alım, altcoin alım satım yapabiliyoruz. Peki Binance Global'e yapamıyor muyuz? Global'e de yapıyoruz. Fakat Binance Global'de arkadaşlar Papara üzerinden para yatırdığımız için orada biraz komisyon fazla alıyor. Biz de bunu şuradan zaten hemen başlayacak olursak sağ alt köşede gördüğünüz gibi cüzdan kısmınız var. Burası sizin bakiyelerinizin bulunduğu bölge. Yani gördüğünüz gibi şu an Türk lirası, dolar, algo, hangi coinler, hangi paralar varsa bunlar burada görünüyor. Burası sizin cüzdan kısmınız. Alt tarafta da piyasalar kısmında gördüğünüz gibi favorilere eklemişim. Ben favori, favorilere eklemeyi de şu şekilde yapıyoruz. Şu arama kısmına istediğiniz coin'i arıyorsunuz. SXP yazalım örnek veriyorum. SXP. Gördüğünüz gibi SXP TR'ye SXP USDT geldi. Yani SXP'yi Türk lirasıyla mı değerlendireceğiz? Alı, alım satım yapacağız. Yoksa dolarla mı? Türk lirası hemen şuradan şuraya yıldıza tıkladığım zaman gördüğünüz gibi favorilere ekliyor. Bakın burada favorilere eklendi. Buradan da bu şekilde alım satımı yapabiliyorsunuz. Şu üst tarafta Grafiğin 15 dakikalık mı, 1 saatlik mi, 4 saatlik mi, 1 günlük mü bunları seçebiliyorsunuz. Alt kısımda yine alım satım tahtası görünüyor. Gördüğünüz gibi alım satım yapanlar. Buradan istediğiniz coin'i almaya tıklıyorsunuz. Alma kısmına geldiğimiz zaman şu kısımda limit emri, piyasa emri, stop limit diye bunlar sıra sıralanıyor. Bunların zaten ne işe yaradığıyla ilgili kanalımızda eğitim videoları mevcut. Limit emrinden almak istediğiniz kadar 100 TL'lik veya 50 TL'lik şuraya yazıyorsunuz. Şu anda bu hesapta para olmadığı için maksimum bunu gösteriyor. Şu kısımda arkadaşlar ikinci kısımda ne kadar coin almak istediğiniz yani SXP kaç tane SXP almak istiyorsunuz. 5 tane örnek veriyorum. Hani bunu yazıyorsunuz. Şu kısımlarda zaten kırmızı olan kısım satan kısımlar yeşil olan da alan kısımlar alım yapmak isteyenler. Buradan bu şekilde yapıp ala tıkladığınız zaman emriniz aşağıya düşer. Aynı şekilde alımınızı yapabilirsiniz. Şuradan sat kısmına geliyorum. Satmak istediğinizde de aynı. En üstte ne kadar ne kadardan satmak istediğiniz yazıyor. 36.77 TL. Alt tarafta orta kısımda kaç tane SXP bir tane iki tane veya 0.01 tane olabilir. Bunları belir belirtiyorsunuz ve Sata tıkladığınız zaman aşağıya emriniz geliyor ve şu tahtaya ekleniyor. Şu kısımlara ekleniyor. Satmak isterseniz kırmızı kısma almak isterseniz de Yeşil kısma emriniz ekleniyor ve Alımınızı satımınızı buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Hemen buraya Bankanızdan nasıl Türk Lirası gönderebilirsiniz onu göstereyim. En çok sorulan sorulardan birisi de bu. Ayrıca buraya bankanızdan Türk lirası gönderdiğiniz zaman paparada olduğu gibi komisyon kesmiyor. Şuradan yatırma diyorum. Gördüğünüz gibi ilk kısımda üstte kripto yazıyor. Buradan kripto yatırma seçenekleri. Biz Türk lirasına tıklıyoruz. Türk lirası dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve diğer bankalar. Ziraat ve Vakıf Bankası'ndan 724 gönderebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman size bir size IBAN adresi veriyor. Bu IBAN adresini kopyalıyorsunuz. Bankanızdan gönderiyorsunuz. Hiç e, komisyon ödemeden. Yani 1000 lira yatırsanız hesabınıza 1000 lira geliyor. Buraya 1000 lira geliyor. Yine aynı şekilde Vakıf Bank gördüğünüz gibi ve diğer bankaların da hepsi hepsi için bunlar. Yani Ziraat ve Vakıf dışındaki bütün bankalara bu IBAN'dan gönderiyorsunuz. Yani kendi IBAN'ınız olacak. Bu benim olduğu için. Buradan da gönderdiğiniz zaman zaten şuraya ya 5 dakika içinde 10 dakika içinde yatıyor. Buraya kripto atmak isterseniz de örnek veriyorum USDC atacaksınız. ERC20, TRC20 hangi isterseniz seçiyorsunuz ve bu adresi kopyalıyorsunuz veya QR kodu taratıyorsunuz buraya para gönderebiliyorsunuz. Biz genelde bu Binance TR'yi sadece Türk lirası yatırmakta paparaya Binance Global'den hani komisyon fazla komisyon vermemek için buraya Türk lirası yatırıyoruz. Buradan da Binance Global'e gönderiyoruz. Peki buraya Türk lirası yatırdık. Global'e nasıl aktaracağız? Türk lirası olarak değil USDT olarak aktaracağız. USDT çünkü transfer ücreti 1 dolar alıyor. Buradan da aynı şekilde alsat kısmından şuraya USDT yazıyoruz. USDT yazdığımız zaman gördüğünüz gibi bu 1 dolara sabit kripto paradır. Burada paranız yükselip düşmez. Buradan Türk liranızı USDT'ye çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra cüzdan kısmınıza geliyorsunuz. Cüzdan kısmından çekme diyorsunuz. Kriptodan şuraya burada eğer USDT çıkmazsa şuraya USDT yazarsanız çıkar. USDT'yi seçiyoruz ve TRC20 adresini seçiyoruz. TRC20 adresini seçtikten sonra Binance Global'deki hatta göstereyim. Binance Global'de de yatırma diyoruz. USDT diyoruz ve buradan da en önemlisi arkadaşlar dikkatinizi buraya çekiyorum. TRC20 adresini seçip adresi kopyaladıktan sonra buraya adresi yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra ne kadar USDT göndermek istiyorsanız gönderiyorsunuz. Ve genel itibariyle benim yaptığım şuradaki son adresi bir kontrol edip tekrar ve tekrar TRC20. Yani A eğer siz buradan BIP20'yi seçerseniz bu göndereceğiniz kısımdan da TRC20'yi seçip gönderdiğiniz zaman arkadaşlar paranız kaybolur. Buna çok dikkat edin. Binance TR'den de global Binance'a nasıl para göndereceğinizi burada gösterdim. Şimdi Binance Global'den USDT'yi buraya gönderdiniz diyelim. Buradan Türk Lirası olarak bankanıza nasıl çekim yapacaksınız? Aynı şekilde göstermiştim. USDT'yi Türk Lirası'na çeviriyoruz ve çekme diyoruz. Çekme dedikten sonra Türk Lirası diyoruz. Buradan Türk Lirası'nı seçiyoruz ve buraya IBAN numarasını yazıyoruz. Kendi IBAN numaramızı ama Burada da en önemlisi şu. Ben arkadaşıma göndereceğim. Anneme göndereceğim. İşte kardeşimin hesabına göndereyim. Öyle bir şey söz konusu değil. Paranız e, havada kalır. Yani gönderilmez. Gerçi bunlar iptal ediliyor o falan gibisinden bir şeyler vardı ama tam olarak bilmiyorum. Yani buna dikkat edin. Kendi hesabınız olsun. Yani Binance TR'niz hangi isme kayıtlıysa gönderdiğiniz para o hesapta ol olsun. Her zaman bunlara dikkat edin. Ayrıca sağ üst taraftan da yine gönderme ve yatırma geçmişinizi görebilirsiniz. Çekme geçmişi bu şekilde buradan görebiliyorsunuz. Sizin cüzdan kısmınız en önemli kısım burası. Buradan görüyorsunuz. Piyasalar kısmı yine de bu şekilde. Ayrıca ana sayfadan da yine Bitcoin'in grafiklerini ve alım satım tahtasını görüyoruz. Ethereum'un, BNB'nin aynı şekilde alt kısımda da yükselenler ve düşenler kısmı var şurada. Şurada da 24 saatlik hacme göre gösterilen kısım var. Tekrardan özet geçecek olursam, piyasalar kısmı, cüzdan kısmı burada, yatırma ve çekmeyi başka borsalardan bu borsaya, bu borsadan da başka borsalara nasıl para gönderileceğini gösterdim. Başka borsalardan gelen parayı da nasıl banka hesabınıza çekmeniz gerektiğini göstermeye çalıştım. Umarım detaylı bir şekilde anlatmışımdır. Eğer unuttuğum veya aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtmeye çekinmeyin. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunuyor. Eğer aklınıza gelen sormak istediğiniz bir şey varsa videolar kısmında da bütün eğitim serilerimiz var. Onları da izleyebilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar için Yeni başlayanlara özel oynatma listemizi muhakkak ve muhakkak izleyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir paylaşırsanız çok seviniriz. Sizin desteklerinizle de, biz de videolarımızı, içeriklerimizi sürekli hale ve daha çok araştırmalar yaparak size daha çok faydalı olmaya çalışıyoruz. Destek veren herkese de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Tekrardan 20.000 abone için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bol bol kazançlı günler diliyorum.